Merhaba arkadaşlar. Görüntü ve sesiniz nasıl? Merhaba arkadaşlarım. Sesim geliyor mu? Bakalım kimler var? Sevgili Duygu burada. Başka? Hasreti hatırlıyorum. Hasretciğim seni nereden hatırlıyorum? Sanki sana ders verdim gibi anımsıyorum. Sevgili Hasret. Ses geliyor mu? Duygu, sesle ilgili bir sıkıntımız yok değil mi? Sevgili arkadaşlarım. Tamam, çok güzel. Şimdi, evet, Adana'dan hatırladım. Böyle güzel yeşil gözlerim vardı. Yanlış mı hatırlıyorum Hasretciğim? Süstüm benim. Selamlar. Ne güzel. Peki. Sevgili arkadaşlarım, ben Ebru Çorbacıoğlu. Hadi kendimi tanıtayım. 1996 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. 96 yılından beri hem avukatlık yapıyorum hem üniversitede ders veriyorum. Özellikle özel hukuk, işte borçlu hukuku, icraflısı hukuku, sonra medeni usul hukuku, sizde KPSS'de soru olarak çıkmaz. Hakimlikte çıkar, sonra icra müdürlüğünde çıkar, sonra arkadaşlarım STS sınavlarında çıkar. Özel hukuku anlatıyorum. Biliyorsunuz KPSS'nin de en önemli kısımlarından biri alan. Çünkü sizler muhasebe, iktisat, maliye bunları zaten yapmanız gerektiği kanaatindeyim ben. İşte diğer arkadaşlarımızın farkı da alan dersleriyle biz atabiliyoruz. O farkı atabilmek için de borçlu hukuku en önemli derslerimizden biri. İşte ticaret hukuku olsun, borçlu hukuku olsun, icra olsun, medeni hukuk olsun bunlardan anayasa, idare. Tabii ki bunlardan sorumluyuz arkadaşlar. Şimdi anayasa ve idare mesela bunlar oturup evde çalıştığınız zaman ezberlemeye daha müsait. Tabii ki hocalarımız da bu anlamda bir yol haritası çizip işte soruların daha çok nerelerden geleceğini, sonra arkadaşlar ÖSYM'nin en çok hangi noktalara temas ettiğini, neleri bilmemiz gerektiğini derslerimizde anlatıyorlar ve size yardımcı oluyorlar. Şimdi bizim dersimizde biz ne yapacağız? Borçlu hukukunu genel olarak göreceğiz. Borçlu hukukunu görürken her dersimizden sonra hemen arkadaşlar ilgili soruları çözeceğiz. Sonra bakacağız ÖSYM hangi konulara öncelik veriyor? Şimdiye kadar mesela son 20 yıldır KPSS'de ÖSYM ne yapmış? Neleri en çok sormuş? Çünkü borçlu hukuku diğer derslerimize göre, alan derslerimize göre bir tık daha soyut bir ders. O yüzden bolca soru çözmek gerekiyor bu dersimizden. Peki genel olarak KPSS için ne diyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlarım. KPSS ve diğer sınavların hepsi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için şunu söyleyebiliriz, o da şudur. Bu sınavlar eleme sınavlarıdır arkadaşlar. Eleme sınavı olduğu için ne yapar? Size ters köşe yapmaya çalışır bazı sorularda. Soru kökleriyle oynamaya çalışır. Hangisi doğrudur, değildir? O yüzden öncelikle elimizde sınavda kalemimiz olacak. Ve altını çizerek ne yapacağız? Sınavı dikkatlice okuyacağız. Sonra değerli arkadaşlarım, değişiklikler bizim için çok önemli. Kanunlarımız güncel durumlara göre sosyolojik ve arkadaşlar ihtiyaca binaen değişebiliyor. Yakın zamanda mesela ne değişti arkadaşlarım? Geçen sene icraflas kanunu değişiklikler oldu. Borçlar kanunumuz ne zaman değişti? 1 Temmuz 2012 yılında 6098 sayı Türk Borçlar Kanunu düzenlendi. Borçlar hukuku kanunumuz tamamen Türkçeleşti. Okuyunca anlaşılabilecek bir hale geldi ve bir sürü güncel konuda buna eklendi. Mesela ne eklendi? Sevgili arkadaşlar, 2010'lu yıllarda mortgage sistemi hayatımıza girmişti. Herkes kredi çekiyordu. Kredi için gittiğinden bankalar çok fazla miktarda hesap ücreti, efendim eksper ücreti, dosya masrafı adı altında
yüklü paralar kesiyorlardı. Ne oldu arkadaşlar? Kanunumuzun 19 ve 20. maddelerine bununla ilgili genel işlem koşulları girdi. Artık yapılan arkadaşlar bu sözleşmelerdeki haksız şartların geçersiz olduğu kanunumuzda düzenlendi. Peki o zaman 2012'den beri bize KPSS'e dair 4 kez bu anlamda soru geldi arkadaşlarım. Sonra ne değişti arkadaşlar? Öneri, kabul, sözleşmenin kurulması aşamasında bir takım değişiklikler oldu. Mesela ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesi evinize geldi, siz de onu aldınız. Bu kabul sayılmıyor artık arkadaşlar. Size sırf sözleşme kurabilmek amacıyla eve bir şey gönderiyor. Mesela bir kitap seti gönderiyor. Siz de aldınız. Ama siz ısmarlamamıştınız. Almakla bunu kabul etmiş olmadınız, sözleşme kurulmamış oldu. Dolayısıyla ücret ödemek zorunda kalmadınız. Bu ne zaman değişti? Bu 2012 yılında yeni borçlar kanunumuzda değişti. Ve neden bunlardan bahsediyorum? Her yenilik bizim için sınav sorusu da o yüzden. ÖSYM son sadece 20 yıla baktığımız zaman ilk KPSS, KMS adı altında 2001 yılında sevgili arkadaşlarım olmuştur. Ve bu nedenle 2001'den beri 2023'e geldik. Biz neresi olmuş ÖSYM? En çok ne bizim için önemli? Bunların üzerinde derslerimizde duracağız. Yine arkadaşlarım sadece borçlar hukuku için değil, bütün dersler için değişikliklerin çok önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Mesela anayasada bir takım değişiklikler oldu. Anayasada mutlaka soru olarak bunların geldiğini gördük biz. Yakın zamanda dediğim gibi geçen sene aklıma gelen hem Haziran ayında hem de arkadaşlarım Kasım ayında 2021'de icra iflas kanunu önemli değişiklikleri oldu. Tabii ki bunlar bize soru olarak gelecek. Peki şimdi dersimizi nasıl işleyeceğiz? Bununla ilgili böyle minik bir göstermek istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum tanıtım dersimizde. Mesela önce kanunumuzda borçlu hukukuna hakim olan ilkeleri göreceğiz biz. Mesela aşağıdakilerden hangisi borçlu hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir diye bir soru gelebilir. Geçmişte de gelmiştir. Tabii dersimizde çok daha detaylı görüp hemen akabinde sorusunu çözeceğiz ama nispilik ilkesi, irade serbestliği ilkesi, dürüstlük ilkesi, eşitlik ilkesi, kusur sorumluluğu ilkesi, üçüncü kişi aleyhine borç yaratılamama ilkesi, rızalık ilkesi ve ivaz, karşılıklık ilkesi olarak 8 ilkeden bahsedebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, irade serbestliği ilkesi soru olarak daha önce gelmişti mesela. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Bizler borçlar hukuku, özel hukuk alanı, idari hukuku gibi değil. İdari hukukunda arkadaşlarım, İdare var, daha üstte, daha egemen ve karşı tarafında sözleşme yapan başka gruplar var. Şirket olabilir, kişi olabilir. Ama bizdekiler böyle değil. Biz de eşit iki tarafta. Gittiniz arkadaşlarım, marketten alışveriş yaptınız ve sonra parasını ödediniz. Bu bir sözleşmedir. Ve mesela eviniz var arkadaşlar. İster kiraya verirsiniz, ister vermezsiniz. Yani sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü sizin elinizde. Yine sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü. 4 kişi geldi evinizi kiralamak için. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Zümra. Siz bunlardan istediğinize ne yapabilirsiniz? Evinizi kiraya verebilirsiniz. Kurum olarak arkadaşlar, borçlu hukukunda ne yoktur? Bir şekil yoktur. Borçlu hukukundaki sözleşmeler kural olarak şekle tabi değildir. Şimdi kural olarak dediğimize göre istisnalarımız var. Ve istisnalarımız da değerli arkadaşlarım mutlaka soru olarak gelir. Çünkü hukuk kurallar ve istisnalardan oluşur. Tabii ki kural olarak sözleşmelerde şekil zorunluluğu yok. Ama arkadaşlar araç satışı için ne yapmak zorundasınız? Notere gitmek zorundasınız. Araç satışı resmi şekilde yapılmak zorundadır. Gayrimenkul satışı için ne yapacaksınız arkadaşlarım? Tapu müdürlüğüne gideceksiniz. Yine arkadaşlar gayrimenkul satış vaadi için notere de gitmeniz mümkündür. İşte kural şekil serbestlisidir. Ancak bazı durumlarda istisna olarak kanun koyucu bazı sözleşmelerin belli şekilde yapılmasını öngörmüştür. Alacağın devri sözleşmesi çok sever ÖSYM yazılı yapılmak zorundadır. Ama bize sorularda şöyle bir seçenek gelirse her durumda şekil serbestlisi vardır. Her durumda şekil serbestlisi vardır. Yanlış arkadaşlar.
Her durumda şekil serbestliği bulunmamaktadır. Çünkü dediğimiz gibi kural şekil serbestlisidir ama belli durumlarda nedir? Kanun koyucu şekli öngörmüştür değerli arkadaşlarım. Peki, şimdi bir de baktık arkadaşlar, hocalar üniversitede sınav sorularınızı hazırlayan hocalar kanunu açacaklar ve kanunda 4 tane gördükleri her şeyi soru yapacaklar. Mesela irade serbestliğine dikkat edelim. Bir, sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü. Sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü. Sözleşmenin şeklini, tipini seçme özgürlüğü. Dördüncü olarak da ne söyleyebiliriz? Sözleşmeyi sona erdirme özgürlüğü var. 4 tane. Şöyle bir soru gelebilir mi? Gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi irade serbestliği ilkesinin unsurlarından biri değildir? Peki arkadaşlarım. Dürüstlük ilkesi sözleşmeler yapılırken dürüst olmak zorundayız. Dürüstlük ilkesini nerede göreceksiniz siz? Medeni hukukta da göreceksiniz. Medeni kanunun 2. maddesinde göreceksiniz. Tabii ki sözleşmeler dürüstlük ilkesine dayanacak. Biz de dediğimiz gibi borçlar hukuku özel hukuk alanı olduğu için değerli arkadaşlarım, borçlar hukukunda biz neden bahsedebiliriz? Şöyle yapalım. Borçlar hukukunda tarafların kural olarak eşitliğinden bahsedebiliriz. Yine borçlar hukuku sözleşmeler hukuku değil mi? Sözleşmelerde sözleşmeye kusuruyla zarar veren değerli arkadaşlarım, o zararı gidermek zorundadır. Bu bir nevi tazminat hukukudur. Tazmin etmek zorundadır. Mesela arkadaşlarım, arabayla giderken bir size çarptı. Ağzınız burnunuz kırıldı. Haksız fiil anlatacağım ben size. Haksız fiilden kaynaklı tazminat davası açacaksınız siz, size çarpan kişi. ÖSYM neyi sorabilir? Haksız fiilden kaynaklı tazminat davasını hangi sürede açmamız gerektiğini sorabilir. 2-10 yıl. Peki sevgili arkadaşlarım, yine zaman aşımı ve hak düşürücü süreler hukukta önemlidir. İkisinin bir farkından bahsetmek istiyorum. Dersimizde çok detaylı bir şekilde anlatacağız ve bunun sorularını çözeceğiz. Zaman aşımı olmazsa olmaz çünkü bizim için. Şimdi süreler, zaman aşımı süreleri ve hak düşürücü süreler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hak düşürücü süre olarak bir süre belirlenmişse, ben ders anlatırken diyeceğim ki mesela arkadaşlarım, işte iptal halleri, hata, hile, tehdit nedeniyle sözleşme iradesi sakatlandı kişinin ve böyle sözleşme yaptı hileyle, kandırılarak tehditle bir sözleşme yaptı. Bunu arkadaşlarım iptal davası için 1 yıllık hak düşürücü süre belirlemiş kanun koyucu. Ama biraz önce söyledim, yolda gidiyordunuz, araç size hızla geldi, kusurlu çarptı, sizde tazminat davası açtınız. Burada haksız fiilden kaynaklı açacağınız tazminat davasını kanun koyucumuz 2-10 yıllık zaman aşımı süresine bağlamış. Yani bazı süreler kanunda hak düşürücü süre, bazı süreler zaman aşımı süresi. Arasındaki fark nedir? Şudur değerli arkadaşlarım. Bir süre kanunda sadece borçlu hukuku için değil, mesela icraflas kanununda hak düşürücü süre olarak benimsenmişse hakim o süreyi re'sen gözetir. Yani süresinde o davayı açtınız mı ya da işlemi süresinde yaptınız mı re'sen bunu gözetmek durumundadır. Ancak bir süre zaman aşımı süresi olarak belirlenmişse hakim onu re'sen gözetmez. Siz davayı mesela bir alacak 10 yılda zaman aşımını uğrar. Alacağınız var birinden ve arkadaşlarım siz 15. yılda dava açtınız. Zaman aşımı olarak belirlendiği için bu süre hakim de bunu re'sen gözetmeyeceği için siz davayı açabilirsiniz. Ancak karşı taraf davayı açtınız kimse eğer zaman aşımı defiinde bulunursa, yani bu zaman aşımına uğramıştır derse, o zaman hakim buna bakabilir. Halbuki süre hak düşürücü süre olarak belirlendiği takdirde o zaman hakimimiz bunu kendiliğinden gözetir. Mesela icra iflas hukuku anlatırken size diyeceğiz ki icra iflas kanununda taraflar için öngörülen tüm süreler hak düşürücüdür. Taraflar kimdir icra iflas hukukunda? Alacaklıdır, borçludur, üçüncü kişidir. Bunlar için bir süre belirlenmişse bu süre hak düşürücü süredir.
Bu anlamda borç toplumunda da süreler bizim için oldukça önemlidir, soru olarak gelir. Peki şöyle bir bakalım. Edip türlerini göreceğiz arkadaşlarım. Tabii bir detaylı göreceğiz. Sadece ders anlatış tarzından bahsetmek istiyorum ben size. Mesela şahsi edip. 3 kere soru olarak gelmiş. Kişinin şahsi özelliklerinin ön planda olması. İçinizden biri geldi dedi ki ben Ebru Hoca'dan özel ders alacağım. Ben şahsi özelliklerim, hukukla ilgili bilgim. Bu yüzden arkadaşlar benden de ders alması kişinin ve benim yaptığım edip şahsi edilmiş. Mesela konsere gittiniz. Mabel Matiz konserine. Mabel Matiz'lerin orada başka biri çıktığı zaman olmaz arkadaşlar. O zaman siz ne yaparsınız? O konserin biletini, parasını, ödediğiniz bilet parasını alabilirsiniz. Mesela arkadaşlar çok ünlü bir ressama portre yaptırmak istiyorsunuz. Onun stajyeri. Hayır, olmaz. Şahsi edim o kişinin özelliklerini önem taşıdığı edimdir. Ayca Pekkan konserine gittiniz. Ajdar çıktı. Olmaz, o şahsi edim olmaz. Ve o kişinin özellikleri ön planda olduğu için kural olarak şahsi edimler mirasçılara da geçmez. Peki yine madde edim, cins borcu, parça borcu, bunlardan bahsedeceğiz. Mesela bunlar nerede ifa edilir, yerine getirilir, bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Her konu başlığından sonra örnek soru çözerek dersimize ilerleyeceğiz arkadaşlarım. Peki edim çeşitlerini göreceğiz. Çok yakın zamanda arkadaşlarım bu sürekli edim ve dönemli edim arasındaki fark icra müdürlüğünde Nisan ayında sınav sorusu olarak bize sorulmuştur. Peki mesela bu sayfa çok önemli arkadaşlar. Haklar, asli haklar, fevri haklar, tali haklar. Tali haklar başlığı altında yenilik doğuran haklar, defi ne, itiraz ne, bunların detaylarını göreceğiz. Sonra arkadaşlar şöyle bir bakayım. Mesela Özlem'in en sevdiği, en çok üzerinde durduğu konulardan biri butlan, yokluk ve iptal halleri. Nelerdir butlan halleri? Bunları göreceğiz. Bunlarla ilgili özellikle ÖSYM geçmiş yıllarda pratik olay soruları sormuştur. Bunları göreceğiz. Peki, şimdi geçenlerde bana bir soru gelmişti. Ben yine bir derste sohbet yapıyordum. Instagram'dan herhalde bir şey yapıyordum, program yapıyordum. Dediler ki son dönemlerde ÖSYM soru modellerini değiştirdi. Arkadaşlar soru modeli değişse de kanun değişmeyecek. Ne yaptı mesela? Direkt İşte eski hali getirmenin süresi ne kadardır diye sormadı. Ya da gecikmiş itirazın süresi ne kadardır diye sormadı. Bu bir tane örnek olay yaptık. O problemin içinde sordu. Yani cevap hep yine aynıydı. Peki yokluk ve butlanı ÖSYM çok sever arkadaşlar. En çok boş okulunda soru gelen ailelerden biridir. İptal halleri, iademizi sakatlayan, sözleşmeyi iptal edebileceğimiz durumlar neler? Hata, hile, tehdit. İptal hallerinde ne kadar sürede açacağız davamızı? Bir yıl sınav sorusudur. Bir yıllık süre nasıl bir süredir? Hak düşüncüsedir. Sınav sorusudur. Aşırı yararlanma, bunu göreceğiz. Sözleşmeler kurulurken 2012'de kanunumuz değişti demiştik. Öneri ve kabulle ilgili önemli değişiklikler oldu. Ve bunlar arkadaşlar bize soru olarak geldi. Bunları göreceğiz. Biraz önce söylemiştim kural şekil serbestisi ama bazı durumlarda kanun koyucu sözleşmelerde şekli öngördü dedik. Haksız fiil göreceğiz. Kusursuz sorumluluk hallerine bayılır ÖSYM'i tek tek göreceğiz. Örnek sorularını çözeceğiz. Sonra arkadaşlar sebepsiz zenginleşme bizim için önemli konulardan biri. Sebepsiz zenginleşme ile ilgili 5 soru modeli var. Önce bunları anlatacağız. Sonra bunlarla ilgili örnek sorularımızı çözeceğiz. Evet, müteselsil alacaklık. Müteselsil borçluk yine bizim için oldukça önemli. Alacağın devre. Bununla ilgili 10 tane soru modeli var çıkmış şimdiye kadar. Bunları göreceğiz. Duygucuğum hangi slide'ı soruyorsun? Hangi slide bir önceki derken? Hangi konu başlığını sorduğunu söyleyebilir misin bana? Oo, bayağı arkada kaldı. Hemen bakalım. O ilk konularımızdan biri. Şimdi dikkatimi çekti. Şu slide'ımız. Buradan zaten bunların hepsi soru arkadaşlarım. Asli haklar, fevri haklar, tali haklar, özellikleri. Yenilik doğan haklar neler? Özellikleri, yenilik doğan haklar kendi içinde kurucu, değiştirici, bozucu olarak ayrılıyor bunlar. Bizim sınav sorumuz yine. Bu sayfadan defi ve itiraz sınav sorumuz Duygucu.
Yani boşluk hukukunu böylece arkadaşlar baştan aşağı göreceğiz ve bunlarla ilgili çıkmasını beklediğimiz soruları, konuları da özellikle üzerinden geçerek tek tek görmüş olacağız. Şimdi bana sormak istediğiniz bir şey var mı değerli arkadaşlarım? Ders anlatış tarzımızla ilgili ya da sınavla ilgili. Çünkü dediğim gibi boşluk hukuku soyut bir ders. Ve çoğunuz, ama bazen arkadaşlar mesela ben bir işletmede yok şimdi genel olarak başka neler var devam edeceğim ama sizin de sorularınızı almak istedim. Çünkü bu bir tanıtım dersi. Neleri nasıl anlatacağımızı derste daha çok anlatıyoruz. Ve boşluk hukuku mesela ben Bolu'da derse girerken İzzet Baysal Üniversitesi'nde boşluk hukuku anlatırken yine böyle biraz daha detaya girmeye çalışsam da boşluk hukuku gören arkadaşlarımız, hukukçu olmayan arkadaşlarımız çok da fazla sınava yönelik maalesef üniversitede dersleri görmüyorlar. Ama boşluk hukukunun kendine ait bir diyalektik yapısı var ve bizim için gerçekten önemli. Tabii ki derste bir takım kaynak ve önerilerde bulunacağız arkadaşlarım. Mesela biz birçok yayın eviyle de anlaşmalı olduğumuz için bazı yayın evlerinden size indirimler alacağız. Şöyle bir mesela müessire çok rahatlıkla önerebilirim. Ona tabii ki deneme gerekli. Tabii ki derslerin hepsini çalıştıktan sonra bolca deneme çözmeniz lazım. Çıkmış soruları çözmenizi öneriyorum. Dediğim gibi müessir bunlardan biri. Ondan sonra bizim ders notumuzda özellikle siyahla yazılan yerler var mesela notta göreceksiniz. Bunun hepsi siyahla yazılan yerlerin hepsi sınav sorusu olarak çıktığı için defalarca siyahla yazılmıştır. Çok özet bir notumuz olacak zaten ama bolca soru çözeceğiz. Çok rahat ezberleyeceğiniz 42 tane slide'dan oluşan bir not olacak arkadaşlarım boşluk hukuku. Bolca soru. Bizim sınavımızın KPSS'nin en önemli özelliği çok soru çözmektir. Çıkmış bütün soruların çözülmesidir. Bunun dışında güvenilir hocaların hazırladığı kaynaklardan tabii ki arkadaşlarım çalışmanız derse ben size zaten kaynak isimlerini de vereceğim merak etmeyin. Hatta belli dersler için size indirim kodu alacağım. Geçen sene yapmıştım beni kırmamışlardı bazı yayın evleri. O indirim kodlarını da sizinle paylaşacağım derste. Kendi kitaplarım var kendi kitaplarımdan zaten ben size indirim yaptırırım hiç merak etmeyin. Başka sorusu olan var mı? Ay canım hasretim. Canım benim. Geleceğim Adana'ya. Hasret şeye gitmiştik değil mi Adana'da? Portakal Çiçeği Festivali'ne gitmiştik. Yanlış mı hatırlıyorum? Muhteşem bir Portakal Çiçeği Festivali vardı Adana'da. Umarım. Ben bir Adana'ya şey için geçen sene hakimlik grubu için gelmiştim. Adana çok güzel. Adana'ya selam olsun. Sonra da kocaman öpücükler. Şimdi tabii ki Duygucuğum A grubu için tavsiyem şu. Alan dersleri çok önemli. Alan derslerini dinledikten sonra derslerimizden sonra mutlaka soru çözeceksiniz. Biz size bir takım kaynaklar önereceğiz. O kaynaklarla ilgili indirim alacağız size. İndirim kodları vereceğiz. Ricam şu sizden konuları bitireceksiniz. Sonra da bolca soru çözeceksiniz. Bolca. Çıkmış sorular, özgün sorulardan, güvenilir sorular Duygucuğum. Zaten dersi de mutlaka konu soru, konu soru şeklinde gideceğiz. Mutlaka derste biz sorularımızı çözeceğiz. Ve mutlaka önemli yerleri diyeceğiz ki bak bunu ÖSYM bilmem şu kadar sormuş. Geçen sene şunu sormuş. Ondan önceki sene bunu sormuş gibi sizi derslerde de yönlendireceğiz. Konuları çalıştıktan sonra Duygu, dersi işledikten sonra hemen akabinde soru çözmeye başlayabilirsiniz. Derste de çözülecek ama size yönlendireceğimiz kaynaklardan çok rahatlıkla çözüp de yani hemen hemen her yıl aynı şeylerin sorulduğunu gördüğüm için alanda da belli bir nete ulaşırsanız puanınızın çok farklı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda mesela burada gördüğümüz borçlar yetişir tabii ki neden yetişmesin? Sizin burada gördüğünüz borçlu hukuku dersiyle idare hakimlik sınavına da yıl sonunda yapılacak Aralık'taki idare hakimlik sınavına da çok rahatlıkla girebilirsiniz. Çünkü derste soru çözerken çıkmış tüm soruların üzerinden geçeceğiz biz. Sadece böyle KPSS değil. Çünkü bir havuz var.
Ve hep KPSS sorularıyla işte diğer bütün kurum sınavlarının soruları hemen hemen aynı. Bütün sınav sorularını, borçlar sorularını çözdüğüm için mühendisliği de biliyorum. Mühendisliğin borçlar yazarı benim. O yüzden hemen hemen aynı şeylerin sorulduğunu söyleyebilirim yıllardır. Başka sorusu olan var mı? Duygucuğum korkma. Çok güzel bir vakit. Tam doğru zamanda başlamışsın. Temelinde varsa hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Evet. Başka sorusu olan yoksa arkadaşlarım. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Umarım derslerimizde hep beraber oluruz, görüşürüz. Ve sınavda size katkıda bulunuruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.